Allah-u Teala'ya düşmanlık bakımından bu nefisten daha büyük düşmanlık yapan bir şey yoktur şu dünyada. Allah'ın en büyük düşmanı bizim içimizde bulunan nefsimizdir. Böyle bir tehlike bizim içimizde. Onun sözünü dinlersek buralara gelmeyiz. Onun sözünü dinlersek namaz kılmayız. Onun sözünü dinlersek Kur'an okumayız. Onun sözünü dinlersek medresede kalmayız. Onun sözünü dinlersek nefis sana medrese okuturur beş sene, altı sene, yedi sene. Ondan sonra nefis bir kandırır der ki ya yeter okudun zaten der, git artık ticaret yap der yani. Yapar. Birazcık böyle ilerlersin maneviyatta yeter ya der. Herkes senin gibi olsaydı zaten ortalık süt liman olurdu. Artık gitmene gerek yok der sohbetlere. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? Benim abilerim, kardeşlerim. Bismillah. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ne zamana kadar Allah'a kulluk edeceğiz biliyor musunuz? Bak ne diyor ayet? Va'bud kulluk et rabbeke rabbine. Ne zamana kadar? Hatta ta ki sana gelecek. El yakin ölüm sana Yakin şu demek. Yakin aslında kelime manası ölüm değildir. Yakîn bizim Türkçede de kullanıyoruz onu. Yakinen tanıyorum. Sen felancayı tanıyor musun? Hocam onu ben yakinen tanıyorum. Ne demek? Bütün ayrıntılarıyla. Ya yani bir şeyi yakinen bilmek ne demek? Bütün ayrıntılarıyla öğrenmek, bilmek demek. Allahu Teala niye burada ölüme yakîn isim verdi biliyor musun? Çünkü ölümle beraber her şeyin ayrıntısı ortaya çıkacak. Şu anda uykudayız. Allah bizi ölmeden önce uyandırır. İşte bu ilim meclisleri bizi ölmeden önce uyandırır. Yoksa ölüm uyandırır. Ölümün uyandırdığı adamın da vay halini. Çünkü ölen herkes uyanıyor. Ölen uyanıyor. Ölen uyanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı o kadar çok ayet var ki. Yani hepsinin özeti şu. Ölüm anında olan hayatını boşa geçirmiş, gafletle geçirmiş, bu dünyaya niye geldiğini anlamadan ahirete gitmiş adamın söylediği söz, ölüm anında söylenenlerin ortak, Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiğini söylüyorum, söylenen ortak cümle şu, Ya Rabbi beni geri gönder dünyaya. Yani çok ayet var, hepsinin ortaklaşa cümlesi şu, Ya Rabbi beni geri gönder, Ya Rabbi beni geri, geri döndür Ya Rabbi dünyaya. Niye? Ne yapacaksın? Ya Rabbi bıraktığım, terk ettiğim namazlarımı kılacağım, gitmediğim hacımı yapacağım, vermediğim zekatı vereceğim, tutmadığım orucu e, e dünyada yaşadığın 70-80 sene. E niye o zaman yapmadın? Ölüm uyandırdı onu. İşte Ama bizim gayemiz ne? Yani niçin bu sohbetlere geliyoruz şimdi? Ölümden önce uyanalım diye. Allah ölümden önce uyandırsın bizi. Elhamdülillah. Allah bu husustaki uyanıklığımızı artırsın. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El akilu akıllı kimse kimdir? Mendane nefsehu nefsinin arzu ve isteklerine karşı koyan ve amile lima ba'del mevti öldükten sonrası için amel edendir diyor. Allah bizi bu hususta akıllılardan eylesin.